bir yayındayız. Evet arkadaşlar. Evet. Kameraları ayarlayıp geri geldik. Kea yok oldu gitti, o öldü. Onun fark edemediği düşmanı, o listede yazan düşmanı oradaymış. Geldi arkasından bıçakladı, tak 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 taktı. Sonra aldı camdan çıkarttı attı, biz de böyle baktık. Böyle bir döndüm baktım. Peki döndü. Ben de peşinden gelmişti dedim. Ben bırakayım siz oynayın abi. Yani. Ya Dendar onu da kestik, tamam mı? Geldi hiç tokatladık gönderdik. Bir şimdi çok önemli bir şey soracağım. Streç, sen Lord Weaver'ları çağırmış mıydın? Onlarla tanıştın mı hiç sen? Onlarla tanışmadım ben hiç. Okey tamam. Tamam şu Eysamar burada olmaktan çok mutlu olabilirdi de denizaltı falan. Yani tanışmış olsam kesin davet ederdim ama tanışmadım maalesef. Ama net kavgaydı, onu da söyleyeyim yani. Böyle bir şey, birbirine sinirlenip şöyle şişeyi kafana kırıp yandakine şişeyi saplayıp hayatına devam ederim. Hak etmiş demek. Yani. Neyse, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya neyse, bunları yine konuşuruz. Şimdi güzel gününde kedere derde boğulma. Gidelim eğlenmemize bakalım. En azından doğru, bari en bir azından günlük bu dertlerimizi unutalım. Doğru. Arkadaşlar şunu söylemem lazım. Streç'i şey gördünüz bu konulardan bahsederken. Kendisi de dedi ya böyle ciddileştim, ciddileşiyor vesaire falan. Yani ses tonunun değişikliğinden bile anlamışsınızdır. Bu konu hakkında ciddi endişeli, tamam mı? Ve böyle çaresiz hissetmiş gibi hissettiniz. Ama dediğiniz gibi bugün bu konuları konuşmanın sırası değil. Ya eğer böyleyse, bu kadar şeyse, hani mutsuz durumdaysa. Abi adam düğün gününde size bunu anlattı. Düğünün bitmesini de bekleyebilirdi. Demek ki takılmış kafasına yani. Abi bir elimi omzuna koyuyorum. Hani şöyle bakıyorum suratına. Umudunu kaybetme diyorum. Bu dünyada işler bir şekilde yoluna giriyor. Doğru. Kuryel. Efendim. Döndüğün için tekrar çok mutluyum ama gitmiş olduğun yerde adamları mı gördün mü? İşte bu soru güzel. Hatırlıyorsan şeyin adamlarıyla, Streç'in adamlarıyla beraber gittim demiştim ilk gittiğimde ama sonra hiç görmedim. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Orada değillerdi ya. Anlıyorum. İşte Koryel, canlar sıkıldı. Söylemeyeceğim. Merak etmeyin, ne kadar karanlık da olsa dışarısı hala tanrılar bizimle. Ve bizi, hareketlerimizi izleyip ona göre önlemlerini, tedbirlerini alıyorlar. Merak etmeyin. Tanrılar kesinlikle bizimle çünkü İstişya sizin için hediyeler gönderdi. Nasıl yani? Düğünde görürsünüz. Peki, Dendar, bak. Dendar'la olan savaşımız için mi? Tahminen öyle düşünüyorum. Çünkü özellikle yavrunuzu önemseyen bir hediye var. Bakın ben tamam. Geçmiş hayatımda kaç kere evlendim bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bir kadını düğün gününde bekletirsen Dendar'dan daha fazla korkman lazım. Bence gidelim. çok doğru diyorum. Gidelim, bir nefes alıyorum. Tam giderken çıkarken Splash'e şey demek istiyorum. Bu arada unutma Splash, sen de bir şeyler yapıyorsun, biz de bir şeyler yapıyoruz. Hani yaptığımız görüşmeden biliyoruz ki çok fazla şey yapmaya çalışan çok fazla kişi var. Herkes başta olduğundan daha ileride şu anda. Bütün hikayelerde bir her şeyin umutsuz gözüktüğü an vardır ya. Onun bu hikayede de olması şart ki sonunda mutlu son daha mutlu olsun diyorum. Bir tebessüm ediyorum. Umarım her şey
dilediğimiz ve emeklerimizin karşılığını verir şekilde olur. Umarım istiyorum ben. Şey, ben bir sende sendin yanına gideceğim. Evet. Sand şöyle bir yanına yaklaştım, kulağına fısıldayarak Sending Subrul'un var mı? Yerlerde. Kime ne haber yollayacağım şimdi? Şeyin aklıma ortasında bir şey geldi de söyleyeyim mi? Unuturum ben yoksa onu. Kime tanıyor muyum ben? Söyle. Bizim şu şeye muhafıza. Hangi muhafız? Guardian mı? Guardian ya. Ben tanımıyorum ki abi Guardian. Doğru. Sen işte tanımıyorsun toplantıdaki Guardian. Tamam neyse ben onu unutmam inşallah. Böyle düşündüm. Böyle yüzüğümü aldım, öteki parmağımdan öteki tarafa taktım. O hatırlatır büyük ihtimalle dedim. Hadi, hadi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar. Bu sırada saraya doğru yürürken ya da gitmemiz gereken yere doğru yürürken ben biraz konuyu dağıtmak için, bir de havayı değiştirmek için Splash'e şey falan diyorum işte, ne kadar güzel bir şehriniz varmış, işte buralar ne iyiymiş falan gibi böyle bir muhabbet açacağım. Arkadaşlar etrafta gördüklerinizi anlatayım. Splash sen de ondan sonra konuş. Etrafta öncelikle Tritonlar görüyorsunuz. Bu dediğim böyle yosun saçlı, mavi tenli falan. Humanoid bir ırkı bu. Humanoid ırkı. Tamam mı? Merfolklar var. Bunlar deniz elfleri. Ondan sonra böyle şey işte böyle belinin altı balık, belinin üstü insan gibi gözükenleri var. Normal ayakları olup yürüyenleri var falan. Ondan sonra etrafta böyle şey bahçelerdeki ağaçların işte mercanların vesairelerin arasında böyle takılan ufak ufak balıklar var. Tamam mı? Ondan sonra genel olarak burası camla kaplı olsa da suda yaşayan varlıklar için uygun bir yaşam ortamı gibi düşünmüşsünüz. Öyle olduğunu fark ediyorsunuz. Bir de City of Glass'ın şöyle bir olayı var. City of Glass Elemental Plane of Water'ın su diyarlarının ticaret merkezi. Öyle olduğu için burası, burada başka bir sürü ırka dair de kişi var. Başka planelerden buraya portallar var. Tamam mı? Gate'ler var. Bu gate'lerden gelip ticaret yapanlar var. Tamam. Ondan sonra o yüzden burası metropol bir yer. Bir sürü tam bir sürü kişi görüyorsunuz. Kuotoalar görüyorsunuz. Böyle kısa boylu, non boyunda ya da halfling boyunda. Tamam mı? Böyle balık adamlar. Ondan sonra ya da kurbağa adamlar. Böyle yani su canlısı humanoid ırkı gibi düşünebilirsiniz bunları. Tamam mı? Kendi aralarında böyle falan diye konuşuyorlar. Ondan sonra etrafta dolaşan water elemental'lar biliyorsunuz. Water elemental'ların dışında böyle çeşitli lizard folk'lar var. Water genasi'ler var. Böyle suda yaşayan ne kadar şey varsa, tamam mı? Mount olarak böyle köpek balığına binen tipler falan var. Ondan sonra böyle renkli bir şehrin arasında ilerliyorsunuz yani. Buyur Splash. Aslında gördüğünüzden çok daha barışçıl bir yerde burası. Bir de ticaret şehri olmasından kaynaklı çok fazla kişi gelir gider. Bazen kavgası gürültüsü de eksik olmaz. Ama genel olarak burada sakinliği sağlamaya çalışıyoruz. Su gibi dingin olmaya çalışıyoruz. Belki buraya da bir tane dükkan açarım. Çok güzel, çok güzel dükkan zincirleri kuruyorum. Ticaret açısından çok iyi olabilir. Bunu konuşalım bir ara. Olur, olur. Neden olmasın? Şimdi güzel arkadaşlar. Şehrin en ortasında bir tane yer var, tamam mı? Burası böyle eğer hem Discord'da izleyenler de yayında kertaya bakarlarsa şehrin ortasında böyle iki tane köprüyle bağlanmış ufak bir adacık gibi bir yer var. Burası sizin evleneceğiniz yer. Tamam mı? Bütün izleyenler de bunun etrafındaki yerlere sıralanacaklar. Tamam mı? Köprünün üstüne, bilmem nereye, şuna buna falan filan. Tamam. Öncelikle siz buraya doğru ilerlerken, şehrin ortasına doğru ilerlerken böyle kalabalığın uğultu seslerini duyuyorsunuz. Tamam. Ondan sonra şehrin içerisinde yankılanan bir ses bu şey
Çığırtkan abi. Tamam mı? Duyuruları yapan adam. Ondan sonra kendisi bir triton. Böyle yüksek, tamam mı? Gür bir sesle, şiddetle seslenerek bugün diyor. Cam şehir hanedanlarından Ocean Wave ailesinin sevgili prensi Splash ile binlerce incinin şehrinin deniz yıldızı hanesinin prensesi Coral'ın düğünü için burada toplandık. Düğün başlamadan önce aileler düğün için getirilen hediyeleri kabul edecekler. Hediyesi olanlar buraya gelebilir diye bu ortada normalde sizin evleneceğiniz yeri gösteriyor. Buraya da böyle, buraya da kocaman, tamam mı, bir tane böyle şey çuval açmışlar ama yani çuval bag of holding açmışlar. Evet, anladım onu. Anladım. Ondan sonra bu şey yapıldıktan sonra deniyor ki ilk hediye Sea Star hanesinden Coral'ın büyük teyzesi olan binlerce birinci şehrinin yöneticisi. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Padişah geliyor. Geliyor. Ulu padişah. Köpüklerin annesi. Okyanusların maharajabı. Denizlerin hanımefendisi ve birçok başka title'ın sahibi Kalbari El-Durrat El-Amvaj İbn Jari diye kendisini duyuruyorlar. Oradaysam diz çöküyorum. Zaten kendisi başka bir şehrin, diğer şehrin yöneticisi yani. Hı hı. Ondan sonra Great Padişah kendisi. Tam title'ı bu direkt. Bir tahteravan ilerlemeye başlıyor, tamam mı? Böyle şeyler, kaslı kaslı tritonlar kaldırmış şöyle. Tamam mı? Tahteravanı. Tahteravanın üzerinde böyle minder var. Tamam. Böyle mavi ve tonlarında. Bunun üzerine oturmuş bir kadın var. Tamam mı? Kendisinin altında altından bir şalvar var. Üstünde ipekten bir kıyafet var. Ten rengi kömür karası. Tamam mı? İlk defa böyle bir şey görüyorsunuz. Böyle şey gibi. Boşluğa bakıyor gibisiniz yani. Tamam mı? Siyah bir yere bakıyorsunuz gibi. Hiç normal olmayan ve şeyi böyle ahtapotların falan zoranlarda saldıkları simsiyah bir sıvı olur ya. Tamam mı? O siyah sıvıyı andıran, tamam mı, simsiyah bir ten rengi, kıpkırmızı böyle örülü saçları var. Tamam. Ondan sonra biraz ilginç bir karakter kendisi. Kendisi bir kadın. Ondan sonra Marit, bir soylu Marit ırkına dahil. Kendisi tahtirevanı ile beraber ilerliyor. Ondan sonra tahtirevanı bu çuvalın yanına yere indiriyorlar. Hediyelerin bırakıldığı yere. Ondan sonra ve kendisi yanındaki hizmetkarlarına şöyle bir el çırpıyor, tamam mı? Bir alkış, şey, şak şak yapıyor şöyle. Ve hediyeler, tamam mı? Bir yarım saat hediye bırakılıyor. Tamam, tablolar, sandıklar, tamam mı? Elmaslar, bilmem ben neler. Ben kaçırdım, bunu kim getirdi? Bunu şeyin, Splash'in eşi olan Coral Sea Star'ın büyük teyzesi olan ve diğer şehrin
Ulu padişahı getirdi. Tamam. Ondan sonra böyle tablolar, tamam mı? Silahlar, zırhlar, ev eşyaları, buzdolabı. Ondan sonra işte böyle ne varsa, tamam mı? Böyle şöyle uzaktan bir baktınız. Yani neyin kaç para edeceğinin az çok farkındasınız artık, tamam mı? Ondan sonra Tamyor, özellikle sana diyorum, net bakmışsındır diye yani. Tabii ondan canım. Sonra senden beklenecek bir hareket çünkü bu. Şöyle yaklaşık olarak 9-10 milyon gold bıraktı yani oraya. Uf. Oğluma tamam döndüm. Başka kızı varmış mı bu? Böyle kısık sesle bunu söylüyorum. Başka kızı varsa alalım oğlum sana. Tamam mı? Yarım saat bunu beklediniz. Tamam. Ondan sonra kendisinin tahtrevanına kaldırdılar. Geri getirdiler. Eski yerine koydular. Tamam mı? Ve böyle yüksekte bir tane taşın üzerine bıraktılar tahtrevanı. Ve diğer herkes hediyelerini bırakmaya başladı. Şimdi güzel arkadaşlarım. Hediyeleriniz neler? Bir şey soracağım. Evet. Bir şey soracağım. Bu getirdiğimiz hediyeler size gelecek değil mi? Yoksa ailelerinize mi gidecek? Size. Bize. Ben ona göre bir şeyler düşünmüştüm de. Teşekkür ederim. Yani hiç gerek yoktu. Gelmeniz yeterliydi zaten. İşte. Hadi lan oğlum. Gidiyorum. Lise arkadaşı oldu bir anda. Gerçekten. Bu arada koru teyzesinin yanına gittim. Büyük teyzesinin kendisine teşekkür etmişim. Splash, istersen sen de kaç. Böyle selam vereceğim bile vardır. Evet. Keşke başlarda verseydik ya. Bir diz çökmem gerekecek. Evet, ben bir gideyim. Evet, Splash sen de tam böyle koru kendisiyle konuşurken sen de gidiyorsun. Tamam. Ondan sonra şöyle büyük teyze oturduğu yerden böyle bağdaş kurmuş tahtrevanın üzerine, minderlerin üzerine. Şöyle aşağıya doğru korula böyle gülümseyerek bakıyordu. Tamam mı? Gözlerinin içi altın sarısı. Kadın. Tamam. Ondan sonra gülümsediği zaman dişlerinin altın sarısı olduğunu fark ediyorsun. Ondan sonra böyle korula gülümsedi. Sonra sana baktı. Beyefendiler de teşrif etti. Hoş geldin. Padişahım. Splash Ocean Maiden. Geldiğiniz ve bizleri şereflendirdiniz. Bir de mahcup ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki geleceğim. Ayrıca hediyenin mahcupluğu olmaz. Herkes yaşadığı kadar, sahip olduğu kadar hediye eder. Çok benden de daha azı beklenmezdi. Çok gönlünüz bol, yüreğiniz şefkatli dolu. Teşekkür ederiz. Bu genç hanım aradı. Yeğenime. Umarım kötü davranmazsın. Yani korumana umarım korusun ya da işte umarım başına bir şey gelmez demiyorum. Çünkü kendisi zaten kendisini koruyabilecek yeteneklere sahip. Kendisini çok iyi eğitti. Umarım canını sıkmazsın diyorum. Çünkü canını sıkarsan önce o, sonra ben senin canını sıkarım. Tahmin etmekte hiç zorlanmıyorum efendim. Bir ömür boyu mutluluk verdi. Teşekkür kafasını kaldırıp tekrar uzaklara geldi. Bu sırada arkadaşlarımızın hediyelerini aldım. Evet. Abi bir şey gerginlikten Voltage Glass olmama rağmen terliyorum. İlk hediyeyi ben verebilir miyim? Buyur. Evet. Öncelikle hanım için susuyla getirdim. Aynı buna benzeyen altın. Şöyle. Böyle aldığım şeyi koruna şöyle takıyorum. Müsaade isteyip tabii. Ondan sonra Splash'e yaklaşıyorum. Bir kutu. Böyle yaldızlı sırmalı bir kutu. Kutunun içinde 3 tane scroll var. Bu mesaj yazmak için kullandıklarımızda. Kulağına eğiliyorum. Diyorum ki ben sana hediye olarak sözümü getirdim. Buraya yazacağım, yani hayatım boyunca buraya yazacağın 3 isim faili meçhul şekilde ortadan kalkacak.
Oğlum biz yanımızda kim sonra, böyle gezdiriyor sonra, sonra teyzeye doğru dönüyorum. Hani aklında bulunsun. Senden bilinmeyecek diyorum. Ben abi Kaya onu durduramam mı Kaya? Yok. Şöyle. Daha bir susturmaya çalışıyorum ya. Ya duyun. Onu duyacağı şekilde söylemedim bunu. Tamam tamam dur dur bir dakika dur. Dur. Birin kulağı vardır ya ne yapıyorsun? Şöyle döndün tamam mı? Ondan sonra şimdi doğru mu anladım Kaya? Sen şeyi padişahı da ortadan kaldırabilirim. Ya sen hani herhangi birini yaz. Herhangi birini yazıp. Senin sözüne güveniyorum ve hani sana bu hizmeti sunuyorum. Zaten hayatım boyunca ben bu işi yaptım. Artık bu işi bıraktım sadece dostuma böyle bir hediye vermek. Şimdi. Ben bir şey diyebilir miyim? Tabii. Ben bir tepki vermeyeceğim. Çünkü verdiği kişiyi tanıyorum. Yani bunu kalkıp da bir Demon Lord'a verseydi yani tepki verirdim de. Verdiği kişiyi tanıdığım için onun da bunu evil amaçlarla kullanmayacağını hatta neredeyse hiç kullanmayacağını bildiğim için şöyle bir adım geri atıyorum tamam mı? Hani imparatoru bile şey işte o kraliçeyi bile öldürürüm. Padişah bile öldürürüm dediği zaman hani böyle gelebilecek ok yağmuruna önlem olması için şöyle bir adım geriye atıyorum. Hani, tamam. Şey, next saving throw atmak için kan yağıyor şu an. Şöyle oldu. Şimdi padişah hanımın şöyle full detaylı yapmadım karakter kağıdını. Şöyle kaba taslak bir şeyler yazdım. Olduğu şöyle yaptım ise. Ama şöyle yazdığım kadarına bakarak şöyle oluyor. Sen bunu dedin. Splash bir baktı. Şöyle koru böyle şey dikkatli ben kimi dinledi. İstersen dedim bak. Kimi istersen dedim. Çok açık. Dikkatlice dinledi dediğin şeyi. Çok teşekkür ederim dedi. Tamam mı? Ondan sonra şeyi parşömenleri aldı. Koral mı aldı? Koral aldı. Ondan sonra şey diyor. Alırken de şey diyor. Sıcak mı? Yok. Dur ya. Alırken şey diyor. Bir kişinin verebileceği en ilginç, hayatımda alabileceğim en ilginç hediyelerden bir tanesini aldım. Verdiğin değeri anlıyor ve samimiyetine güveniyorum dediğim. Tamam mı? Ondan sonra şöyle yandaki düğün günü de kendisine yardımcı olması için böyle yanında dolaşan tamam mı? Kız kardeşine doğru şöyle şeyleri uzattı. Saklaması için parşömenleri. Ondan sonra gerektiği zaman ulaşırım. Gerektiği zaman parşömeni ulaştırırım diyor. Ondan sonra bu sırada padişahın şöyle şey ileriye doğru bakarken şöyle yan gözle bu konuşmayı izlediğimi, dinlediğimi duyup duymadığını bilmiyorsunuz ama şu anda burayı izlediğini fark ediyorsunuz. Kendisi herhangi bir tepki vermedi. Yemin ediyorum. Belki cesaretinden dolayı çok etkilenir de padişah iş verir yani. Belli olmaz. Ben daha fazla terliyorum abi. Evet. Hediyeler. Devam edelim. Ben çıkıyorum. Evet. Bag of Holding'imden bu diğer kutuyu çıkarıyorum. Ve korulara doğru götürerek açıyorum kutuyu. Hı hı. İçinde cüce yapımı büyükçe bir kemer var altından. Ve kemerin ortasında böyle bayağı böyle büyüklükte bir elmas var. Ve kendisine uzatırken diyorum ki daha önce sizin yerinizde olup sonunu görememiş biri olarak umarım bu sizin işinize yarar. Ve şey arkasın anladığım kadarıyla siz bir kleriksiniz. Evet. Arkasındaki yazıyı okuyunca ne anlamı olduğunu anlarsınız diye umuyorum.
Arkasında ne yazıyor peki? Arkasında ölüm sizi ayırmasın yazıyor. Anlıyorum. Güzel. Şey, Resurrection için Diamond Dust kullanıyor diyor ya arkadaşlar. Kendisi de şöyledir. Elmas verdi kendisine kemerle beraber. İnce düşünülmüş bir hediye. Ben beğendim şahsen. Hoş. Sevimli. Başka? Ben sıradan beğendim. Yapıştır. Ben çıkıyorum. Glamet'e dönüp şeyleri, hediyeleri çıkarır mısın diyeceğim. Çantasından tabii kitaplarını verdim. Şöyle hediyeleri çıkarıyorum. Şeyle Splash'le Cord'un karşısına geçip ikisine birer potion cam şeyde şişede birer potion veriyorum. Tamam mı? Umarım birbirinize sevginiz, saygınız ve mutluluğunuz daim olur. Buna inancım sonsuz. Ama bunu daha uzun yaşamanız için lütfen bu iksirleri kabul edin. Sizin hayatınızı biraz uzatacaktır. Beraber geçirdiğiniz seneleri biraz daha arttıracaktır diyelim. İki tane Potion of Longevity bu. Harika. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Evet. Şu koşuyorum sonra yerime geri. Ortam biraz gergin bence. Evet. Hilal'e ve Tamir kaldı geriye. Ve de sen. Ben Hilal'i gönderiyorum. Arkasından. Hadi hadi. Gidiyorum ben de. Bir tane böyle gözleri ne renk hatunun? Beyaz. Beyazmış. Tamam. O zaman beyaz elmas çıkarıyorum. gözleriniz kadar güzel olmasa da dediğim gibi elimden bu kadarı geldi. Mazur görün. Ömrünüz boyunca çok mutlu olun isterim diyorum. Bırakıyorum, selam veriyorum. Asıl hediyeniz sesinizdir efendim. Sen de gönderiyorum ya, sen hadi git sen de. Hadi hadi. Düşünmek için vakit var diyorsun. Ya. Tamam. Ve medya bazı. Sand gidiyor. Tamam mı? Sand. Şöyle yaklaştı size doğru. Tamam mı? Ondan sonra şöyle cübbesinin cebinden böyle şu boyutta şu kadarcık bir küp çıkardı. Tamam mı? Böyle renk renk, rengarenk bir küp bu. Tamam mı? Gökkuşağı renklerinde metal renk, metalden bir küp. Tamam. Bu camlar ne kadar sağlam dedik? Şöyle bakıyor işte. Baktım. Evet, öyledir. Yani sağlam. Değil mi? Dışarıdaki su basıncının %99.9'unu engeller. Harika. O zaman herhalde bir şey olmaz falan diye tekrar düşündü. Efendim ben size bir gösteriyle ver. Şöyle kübü aldı, tamam mı? Ondan sonra şöyle şey kolunu havaya kaldırdı ve şöyle yere çaldı. Tamam mı? Yere çaldığı zaman, yere çarptığı zaman küp şöyle yerden sekti, yere çarptığı an şöyle büyümeye başladı. Tamam mı? Büyüyerek, yerden sekmiş haliyle büyüyerek gökyüzüne doğru çıkmaya başladı. Tamam. Ondan sonra böyle yerden hani gökyüzüne çıkacak kadar sekti gibi düşünün, tamam mı? Gökyüzüne doğru büyüyerek çıktı çıktı çıktı. Büyüdüğü zaman fark ettiniz ki biraz daha büyüdüğü zaman böyle köşede şey yanıyor, tamam mı? Hani böyle bir şey tutuşturursun da böyle alev alev yanar ya. Ondan sonra böyle gökyüzüne doğru alevler büyüyerek ve kendisi büyüyerek büyüdü, tamam. Ve böyle neredeyse tavana ulaşacağı zaman bir patlama sesiyle havai fişek şeklinde gökyüzünde desenler oluşturmaya başladı. Hayranlıkla bakıyoruz ama ben bir tane korktum. Böyle bütün gökyüzü şey, bütün şehir bir dönüp bakacak, tamam mı? Bazı balıklar maalesef kalp krizinden ölecek. Böyle bir, maalesef böyle bir etkisi olacak. Şehrin druidleri sentre sonrasında bir konuşacak. Kardeşi ne yapıyorsun falan diye. Bunlar olacak.
gökyüzündeki bu şeylerde, havai fişek desenlerinde Splash'le ilk tanıştığınız olayların, tamam mı? Sonra savaştığınız yerlerin, ondan sonra ve işte beraber gelecekte nasıl mutlu olacaklarının, tamam mı? Temsili bir ailesinin, çocuklarının falan böyle şeyleri, desenleri çıkıyor. Hı. Arka arkaya. Ondan sonra bu izlendikten sonra bu kadar sandınız değil mi? Ama bu kadar değildi Sand. Tabii ki düğünlerde nasıl davranılması gerektiğini bilen bir soylu olarak ve yüce bir büyücü olarak dedi. Bu sırada şöyle bir padişaha baktı. Ondan sonra kendisine bakıyor mu diye bir kontrol etti şöyle. Ondan sonra yanımda tabii ki daha farklı ve sizleri daha da şaşırtacak hediyeler getirecektim. Ve böyle ceplerinden bir sürü böyle küçük şu boyutlarda bir şeyler çıkarmaya başladım. Tamam. Çok korkuyorum. Abi böyle mesela bir tane şöyle yerden işte benim boyum yüksekliğinde bir tane piramit getirmiş. Tamam mı? Ondan sonra evin içindeki havanın soğumasını engelliyor. Tamam mı? Ondan sonra başka bir şey getirmiş. Böyle şey şöyle şu boy şu boy küçük küçük heykelcikler getirmiş, tamam mı? Ondan sonra command word'lerini söylüyor sana. Bunları kullanınca söyleyince böyle şey 2,5 metre boyunda golemlere dönüşüyorlar. Tamam mı? Gerekirse evi koruyor. Tamam mı? Ondan sonra bir tane şöyle şey şişe getirmiş. Şişenin içinde böyle rüzgar dönüyor bir tane. Tamam mı? Unseen servant'lar var. Ev işlerini falan yaptırıyorsun. Tamam, böyle görünmez hizmetçiler var. Küçük boylu ev işleri, evi süpürüyorlar. Ev işlerini yapıyorlar. Sonra şişenin içine geri gidiyorlar. Tamam. Tamam mı? Böyle abidik gubidik. Tamam mı? 1000 tane şey getirmiş yani. Sanki evi korul temizleyecek. Üstad sen gerçekten nutkum tutuldu. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettiniz bizi. Yok efendim, ne demek dedi. Eğer isterseniz ara ara evinizi ziyarete gelip çeşitli korumalara ihtiyacınız varsa onları da yaptırabilirim. Çok çok teşekkür ederiz. Geri çekiliyor. Ben terlemeye devam ediyorum. Her bir gelen daha gerginleştiriyor çünkü. Ben yaklaşıyorum. Kule sağlam mı diye. Kule dayanıklı mı diye soruyorum. Yapma. Bu sefer patlatacağız diye böyle. Şaka şaka. Bir sandık böyle yani sandığın içinde olsun. Sandığı açıyorum abi, böyle beyaz altın işlemi fil dişi bir sandık. İçinde bir tablo var. İkinizin resmedilmiş şeyi var. Arka planda böyle bir okyanus, işte mercanlar falan. Yalnız böyle okyanus hareketlendirilmiş büyüyle falan, böyle mercanlar hareket ediyor. Arka plan hareketli böyle. Hareketli wallpaper yaptırdım arka plana. Ondan sonra ikinizi aydınlatan bir ışık var. Tamam mı? Böyle tablonun sol üstünde falan böyle. Sana verirken şey diyorum. Her zaman bize desteğini esirgemedin. Ne zaman bize ihtiyacın olursan ışık seni bize getirecektir diyorum. Tamam mı? Artık anlarsın anlamazsın, orası sana kalmış. Ben hediyemi bu şekilde veriyorum. Abi identify yaptırdığında, Detect Magic'le bakıldığında teleportation şey circle olduğu anlaşılacak. Anladım. Teşekkür ederim. Çünkü çok güzel falan diyorum. Hani ikimizle yani, alakalı bir şey olduğunu görünce daha mutlu oldum yani. Hediyeler bitti. Hadi bir sürü, diğer bir sürü herkes hediyelerini bırakıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Tamam. Çok pardon, bir şey yapmak istiyorum. Böyle demiştin ya, kocaman bag of holding açtılar diye. Evet. Şimdi böyle birisi, herhangi birisi gidip onun içine böyle en küçük bag of holding'dan bir portable holder diye bir şeyleri atsa. Hı. Böyle sakince onlar astral plane'e dalılsa gibi bir şeyler düşünüyorum o şeyi dediğinden beri. Olabilir. Bunu yapacak biri çıkabilir tabii ki, ama etrafta garplar var abi. Onca şeyi boşa bırakmıyorlar yani. Merak etme.
herkesin vereceği hediyeler bittiği zaman eğer yapabiliyorsan ben bir konuşma yapacağım. Önce padişah evet. Konuşacak. Tamam. Padişah bir söze girecek. Herkese hediyelerini takdim ettiğinde. Hediyelerinizi verdiniz. Tebrik ettiniz. Şöyle padişah zaten yan yan sizi izliyor. Tamam mı? Great padişah. İsmi de söylemiyor ki çok uzun yani. Padişah demek yeterli bence. Ne? Padişah demek yeterli bence. Kalbari diyebiliriz. Padişah Kalbari. Sizleri izliyor. Hediyelerinizi verdiğiniz zaman şöyle olduğu yerde doğruldu minderlerin üzerinde. Tamam mı? Ve bulunduğu yüksek yerden, tamam mı? Böyle aşağıya doğru havaya basıp sanki bir merdivenden aşağıya iniyormuş gibi, tamam mı? Havada yürüyerek yanınıza doğru iniyor. Tamam. Eğer böyle altından falan geçerseniz herhangi bir şey olmadığını, ip falan olmadığını göreceksiniz kendisi birlikte. Ben olsam denerdim ya. Merhaba diyor size kendisi. Merhaba deyip cevap veriyorum ben de. Karşılık veriyorum. Kimseden ses çıkmayınca. Herkes bir durdu şöyle. Kimse iplemedi. Sen döndün abi. Merhaba dedin şöyle. Böyle mi oldu yoksa dönüyor muyuz? Yok yok. Dönüyoruz. Yani reverans veriyorum. Biraz zaten... ne yapacağız bilmiyoruz sadece. Ben bir soylu selam verip merhabalar. Buyurun. Bu ben... nasıl şey oldu? Tamam, ben dedi. Sevgili Koral'ın büyük teyzesi Great Padişah Kalbani. Sizler dedi Splash evladım sürekli bahsettiği arkadaşlar mısınız? Öyle herhalde. Herhalde biziz diyorum. Şöyle bir Splash'e bakıyorum, gülüyorum. Splash gergin hala terli. Başınızdan çok belalar geçmiş. Öyle değil mi? Yani geçmeye de devam ediyor. Nitekim bu belaların hepsini atlatıp bugün bu düğüne gelme şansını yakalamış ve bu fırsatı kendinize doğurmuşsunuz. Demek ki belalardan kurtulabilen birisiniz. Kurtulmak istediğim bir bela var. Uygun gördüğünüz bir vakitte sizleri kendi evimde misafir etmek ve sizlerle iş konuşmak isterim. Benim işlerim ciddi olur. Ödülleri de gani gani olur. Böyle durdum bu. Böyle benim işlerim ciddi olur falan dedi ya. Ben de şey diyeceğim. En son dender aspektini kestiğimize göre bir süre toparlanması vakit alacak. Galiba işinizle ilgilenecek vakti bulabiliriz gibime geliyor. Kendisi şöyle bir sana baktı. Tamam. Böyle altın sarısı gözleri, kıpkırmızı saçları ve o simsiyah gözleri oyarım. Teniyle sana bakıyor. Altın tamam mı? Baba. Bana boş laflar değil, yapılmış işler lazım. Kendini bir kişinin kendini övmesi kolaydır. Fakat verilecek ödülü hak edecek işi yapması zordur. Eğer kendinize güveniyorsanız ve böyle tekliflere açıksanız sizleri şehrime beklerim. Şehrimin kapıları sizlere açık olacaktır. Abi bu sırada Koral ne kadar uzak şu anda padişaha? Böyle birkaç adım. Tamam, ben hafifçe şöyle Glamet'in arkasına doğru geçiyorum. Tamam mı? Sırtımı dönüyorum yavaşça padişaha. Tamam mı? Koral'a mesaj atacağım. Muhabbeti çabuk bitirmeye çalış.
Tam böyle sanki bir şey varmış gibi sevgili teyze demiş değil mi? Evet. Sevgili teyzeni şey yap, oyala. Çünkü bizimkiler biraz hızlı sinirlenir. Çok saçma olaylara gitmesin bu diyorum. bakalım. Sen mesajını attın. Bu sırada mesajını attığın zaman kafanda bir ses yankılanıyor. Sevgili bizimkiler. Yankılanan bu ses maalesef bu sefer dedenin fakat kendisi yardımcısı Mefaz'ın sesi. Mefaz'ın diyor ki bu kadın tehlike koruyor. Size zarar vermez ama küçük düşürmeye çalışmayın. O zaman sinirlenir. İçimden cevap verip veremeyeceğimi bilmediğim için sadece içimden geçiriyorum beni duyduğunu düşünerek. Karşımızdaki varlığın güçlü olduğunu farkındayım. Zaten saçma salak bir hareket yapmayalım. Muhabbet tehlikeli yerlere gitmesin diye uğraşıyorum. Teşekkürler uyarın için diyorum. Zaten bunun sonunda da kendisinin muhabbeti uzatmak için uzatmaya pek niyet yok. Dedi ki bir sevgili Splash birinin yanına tahtından gidip konuşmamın ne kadar büyük bir olay olduğunu ve ne kadar değerli sayılabilecek bir hareket olduğunu bilir. Sizlerin yanına indim. Sizlerin benim evlatlarımın arkadaşları olduğunuz için benim için de ne kadar değerli olduğunuzu gösterdim. Şimdi bana söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa yerime geçeceğim dedim. Bu sırada sen bir şey diyorsun. Yani. Çok teşekkür. Şaşkınlığımızı bağışlayın. Sizin kadar güçlü birine kim sizin gibi güçlü birinin başına kim bela açabilir diye düşündük. En azından kendi adıma düşündüm ve buna kafa yordum. Kim sizin canınızı sıkabilir ki acaba? Sessizliğimiz biraz da bundan. Evinden çıktığını ve yolda yürürken karıncalar gördüğünü düşün. Bu karıncalar seninle konuşuyorlar ve sana diyorlar ki yemeğimiz bitti, bize yemek ver. Sen onlara senin için çok küçük olan bir şey veriyorsun. Bir kaşık şeker. Fakat bu onlar için o kadar büyük oluyor ki seni tanrı biliyorlar. Sonra her gün evinden çıktığında senden bir şey istiyorlar. Aradan bir süre geçtiğinde senin için tapınaklar yaptıklarını, senin için saraylar diktiklerini görüyorsun. Seni mutlu etmeye çalışıyorlar. Ama sana verdikleri mutluluk senden istediklerinin yanında ufacık kalıyor. Bir süre sonra artık onlara şeker götürmekten, yardım etmekten, dertlerini dinlemekten, aralarındaki sorunları çözüp kavgaları bitirmekten sıkılıyorsun. Ve hepsinin üzerine basıp geçiyorsun. Kendileri onlar için felaketin geldiğini düşünüyorlar. Ben burada karıncaların üzerine basacak ayak olarak sizi tercih ediyorum. İsterseniz olursunuz diyor ve yerine geliyor. Alignment'ı ne bunun? Bilmem. Nasıl anlıyoruz ki? Herhangi bir ne sorup zar atarsın ki bununla ilgili? İşte atamazsın. Yani sence ne? Ben şöyle kutsal sembolümü tutuyorum. Var ya, Menlike kolyesi, unicorn. Evet. Böyle tutup
Melike sen bana sabır ver diyorum, tamam mı? O sabrını bana bahşet deyip Detect Good and Evil atacağım. Kendisi ne good parlıyor ne evil parlıyor. Kendisi hiçbir şey parlamıyor. Sen ne yaptın ya? Ben bir şey yapmadım. Biliyorum o ya. Ben bir şey yapmadım, iyi misin Raskar? Dua ettim sadece. Sabır diledim. Pardon, yani şöyle ben döndüm. Kusura bakmayın da gününüzü mahvetmek istemiyorum. Ben şöyle biraz kenarda dursam iyi olur dedim düğün sahiplerine. Çünkü yanlış anlamayın da tenrinizeniz padişah mı? Great padişah mı? Neyse ne. Tanrı değil. Tanrı rolüne de bürünmesin dedim. Dönüyorum ben. Ben Hilli'ye dönüp Kenara bir doğru şarkı mı çekiliyorum. söylesem acaba diyorum. Çıkarıyorum splash'e bakarak udumu çıkarıyorum böyle Yani şu anki çamurlu düşüncem bir de hani ya Tanrım almış, tamam mı, beni yanına çağırmış, o bahçeyi görmeye bahşetmiş, havuza sokmuş, paladin yapmış, tamam mı? Hani Tanrım bana bunları bahşederken sen kimsin de işte ben sizi indim, sizle sohbet ettim, bu ne kadar büyük bir onurdur, buna nail oldunuz havaları atıyorsun falan böyle. Ben acayip böyle tilt oldum. Ve aklıma şey geliyor. Zamanında Lask'ında da böyle birileri vardı. Yönetimi değiştirmiştik değil mi diye böyle. Kendi kendime konuşarak içki alabileceğim bir yere doğru gidiyorum. Aynı şey değil. ben de böyle söylenmeye başladığı saniyede tanıyor böyle. Tanıyorum sevdiğini bildiğim bir şarkı çalmaya başlıyorum bilerekten az dikkati dağılsın diye. Başlamadan önce de şey diyorum. İşte bu şarkı evliliğiniz boyunca şenliğin mutluluğun hayatınızdan eksik olmaması adına bir kişisel duam benim diyorum. Buyurun diyorum sonra çalıyorum. Diye çalıyorum böyle. Sana buradaki diğer bardlar da katılıyor. Tamam mı? Hep beraber çeşitli bir sürü ırktan gelen, tamam mı, bardın. Ondan sonra bir sürü müzik aletiyle beraber, tamam mı, güzel şarkılar söylenmeye vesaire başlıyor. Tamam. Şimdi eğer padişaha daha yakından bakacak olursanız, daha dikkatli bakacak olursanız, böyle üstündeki siyahlığın sanki böyle su akımı gibi, su akıyormuş gibi gözüküyor. Tamam. Ondan sonra işte dişlerinin bazılarının altın, bazılarının konuşurken fark ettiğiniz üzere, fark ettiğiniz yani, bazılarının inciden falan demişsiniz. Tamam. Kendisi ilginç bir varlık. Tanrı mıdır, değil midir? Tanrılara kafa tutar mı, tutamaz mı? Kendisini ne olarak görüyor? Bunlar tabii ki tartışılıp konuşulabilecek konular. Kendisinin alignment'ı neutral mıdır? Başka bir şey midir? Bilemez. Ama bakalım. İleride konuşursanız bakalım. Hayat neler gösterir. Her neyse. Sizin müziğinizin sesleri bütün City of Glass'ı doldururken güzel arkadaşlarım. Kea yüzlük atmayan tek kişi olarak yüzlük atmış. O yüzük attıktan sonra ben konuşma yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Sen yüzüğünü at ya. Ha, tamam. Atıyorum ben senin yerine. Bir dakika, bekleteceğim. Harika. Ne diyeceğim? Şimdi. Splash'im buyur. İşte müzikler böyle birazcık hafifledikten sonra hatta hafifledikten sonra ben birazcık el göstererek şey yapacağım. Susmalarını rica edeceğim. Çünkü bir şey söyleyeceğimi beyan edeceğim Evet. böyle. Sevgili büyüklerim, soylu hanedar, yakın dostlarım ve City of Glass halkı. Bizi bu önemli günde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz. Size belki çoğunuzun anlam veremeyeceği
belki çoğunuzun garip karşılayacağı, daha bu sabah yaşanmış olan bir anımdan bahsetmek istiyorum. Yatağımdan kalktım ve kalkar kalkmaz yatağımın yanında bir kutu gördüm. Görmüş olduğum kutu sanki bana sesleniyordu. Bana seslenen kişinin kim olduğunu bilmiyordum ama üstüne düşününce anlamam çok da zor olmadı. Bu çoğumuzun tanrısı, bu suların yaratıcısı, bizleri gözyaşlarıyla yaratmış olan İstişan'ın ta kendisiydi. Bana dedi ki, çıkacakları yolculukta ihtiyaçları olabilir, Tanrı misafirlerine vermeyi unutma. Bugün bu düğünün gerçekleşmesine sebep olan bu yüce savaşçıları, bu onurlu savaşçıları İstişi adına ben onurlandırmak istiyorum. Diyerek tek tek hepsine kutuyu açarak birer broş veriyorum. Bu İstişi sembolü. Sizlere tek tek broşları verdikten sonra diyorum ki eğer olur da bir gün suyun altına tekrar gelmeniz gerekirse nefes almak için tekrar başka bir şey yapmaya ihtiyacınız olmayacak. Eğer bununla birazcık vakit geçirirseniz sizleri buradaki kubbe gibi koruyan bir kubbeye sahip olacaksınız. Bir tane fazladan elimde broş kalıyor. Bunun farkı yaptığımız her şeyin aslında geleceğimiz, çocuklarımız için olması. Yavrunuza bunu verdiğinizde kendisinin bu kubbeyi açmak için zaman geçirmesine ihtiyacı kalmayacak. Evet. İnsanlar, daha doğrusu etraftaki halk, Steve Glass halkı alkışlıyor. Eğer Sıklaş Padişah'a bakarsam kendisinin şöyle yaptığın konuşmayı ve davranışının inceliğini onayladığını fark edeceksin. Halkın gözünde şehrin gelecekteki yöneticisi konumunda görüldüğün, tamam mı? İşte devlet yönetimine gelecek, gidebilecek kişi, tamam mı? Konumunda görüldüğün bir kişisin. Çünkü zaten buraları kurtardın. Şimdi böyle bir işte evlilik yapıyorsun, böyle nazik davranıyorsun, iyi niyetlisin, bilmem nesin, karizmatiksin, savaşçısın falan mı? Ondan sonra insanlar seni gerçekten takdir ederek alkışlıyorlar. Ama unutma, seni ne kadar çok seven varsa o kadar çok da güzel sevmiyor. O yüzden her zaman dikkatli olmak lazım. Bunun da farkında olarak etrafı istiyor. Evet. Şimdi güzel arkadaşım, gelelim düğüne. Şimdi düğünde olabilecek şeylerden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi ben bazı tablolar hazırladım. Sizlere de bazı yüzükler attım. Farkındaysanız. Tamam mı? Şimdi bu tablolara ve atmış olduğunuz yüzüklere göre bir sürü farklı şey olabiliyor. Tamam mı? Ondan sonra aynı anda birkaç tane olay gerçekleşiyor. Ya da gerçekleşmiyor. İyisi var, kötüsü var. Çok iyisi var, acayip kötüsü var falan. Tamam mı? Ve bu tabloları random yapmıştım. Böyle iyice rastgele bir şeyler gelsin diye. Rastgele olaylar yaşansın diye. Ve şu an bakıyorum. Çok ilginç kombinasyonlar attınız. Şimdi size olan olayları anlatacağım. Öncelikle hediye merasimi bittikten sonra Splash ve Coral ortadaki bu yere çağrılıyor. Evet. Daha sonra sizin yapıyor olduğunuz evliliğe İstişya adına şahitlik etmesi için Great Padişah çağrılıyor. Kendisi taht revanından inip sizlerin yanına geliyor. Onun karşısına da sen ve Coral karşı karşıya geliyorsunuz, el ele veriyorsunuz gibi düşünün. Bir yanınıza
padişah geliyor. Diğer tarafınıza da bu iş için, yani buranın bu düğün için çağrılmış ama çok yaşlı bir kuatoa geliyor. Tamam, ama böyle ki balık ayağı olan balık düşünün. Tamam mı? Ondan sonra non boyunda şöyle şuradan şöyle hani bazı balıkların bıyıkları olur ya. Tamam mı? O kadar uzun ki bıyığı yerde sürünüyor böyle. Tamam mı? Pullarının falan rengi atmış. Tamam mı? Üstündeki cübbe böyle eski püskü falan. Elinde böyle alsa diye tuttuğu bir tane böyle yamuk mamuk bir tane şey var. Mızrak var, tamam mı? Kuatoa'yı getirmişler. Bir tane kuatoa geliyor. Tamam mı? Ondan sonra İstişya'nın huzurunda okyanusların, suların, nehirlerin diğer tanrı ve yöneticilerinin rızaları da alınarak, yani işte Kuatoa tanrısı var, tamam mı? Bilip Dolbop adı. Ondan sonra Bilip Dolbop'un şeyi izniyle, ondan sonra iyi su yaratıklarının prensi var. Tamam mı? Onun izniyle, bilmem kimin izniyle. Ki bunların bazıları birbiriyle pek iyi anlaşamayan şeyler. Ama bu hala buraya gelip burada bulun, yani takipçilerin buraya gelmesi için ben geldim. Hepsinin izniyle beraber ve yüce padişahın da şahitliğiyle evlendiriyorsunuz. Tamam. Yeminlerinizi edip, birbirinize karşı yeminlerinizi ettiğiniz zaman büyük bir alkış kopuyor. Bu büyük alkış koparken, tamam mı? Böyle şak 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 böyle bir sürü ses çıkıyor falan, tamam mı? Ondan sonra birileri bağırıyor, bilmem ne yapıyor işte, splash falan diye böyle bağıran tipler falan var, tamam mı? Ondan sonra seni kendine örnek olan şehrin genç dimaları var. Bu alkış şelalesinin patladığı sırada sevgili Splash böyle cama vurunca bir ses gelir ya. İlginç bir sestir. Onu nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Tamam mı? Duydum ben. Algıladım şu an. Böyle kıt diye bir ses geliyor yani. Havaya bakıyorum abi. Tamam, şehrin içinde ses yankılamıyor. Herkesin kafası şöyle havaya kalkıyor. Tamam mı? Havaya baktığınız zaman havada böyle kubbe ya üstünüzdeki cam. Tamam. Bu kubbeye çarpmış olan, tamam. Fakat üstündeki pulları bilmem neleri camı çizmiş ama camı delmemiş ya da kırmamış olan. Tamam mı? Bir böyle 12-13 metre uzunluğunda bir siyah ejderha görüyorsunuz. Tamam mı? Kanatları falan açık bir şekilde kubbeye çarpmış. Ölü olarak mı çarpmış yoksa tamam mı? Gelip kendisi mi çarpmış yani? Ondan sonra yok, şöyle sırtı çarpmış. Tamam mı? Ondan sonra bu ne oluyor falan derken suların içinden, tamam, suyun, okyanusun karanlığının içinden bir bronz dragon çıkıyor. Tamam. Bu ejderhanın boğazını ısırıyor. Tamam. Ve şöyle parçalayarak cesedi de alıp tekrar okyanusun karanlığında kayboluyor. Bu sırada planlamadım diyorum. Bu sırada, tamam mı? Hediyelerin toplandığı çantanın götürüldüğü yerde ve folding'in götürüldüğü yerde tam bir karışıklık çıkıyor. Herkes yukarıyı izlerken. Tamam. Ondan sonra ne oluyor lan falan derken böyle insanların, yani etraftakilerin dikkati o tarafa doğru dönerken insanların dikkati o tarafa doğru döndüğünde padişahın sesini duyuyorsunuz. İzninizle size. Tamam mı? İzninizle efendim diyorum. Ondan sonra padişah böyle sanki havada
uçuyormuş gibi yukarıya doğru çıkıyor. Çuvalı biri çalmış ya da birileri çalmış. Guardlar onların peşinden koşarken, tamam, ve sokak aralarında kaybolmak üzereyken padişah gökyüzüne doğru çıkıyor. Gökyüzünden aşağıya doğru yaklaşık şöyle 100 metre falan uzaktaki bir yere tam şöyle kolunu sallıyor. Kolunu salladığı zaman kolundan siyah bir kırbaç çıkıyor. Tamam. Ve dokunduğu kişilerin derilerini eritip vücutlarını yakarak çuval alıp kaçmaya çalışan kişileri durduruyor. Sonra tekrar yanınıza böyle geliyor. Ortadaki yere. Eğer bazı zarlar farklı atılsaydı ne olabilirdi? Bronze Dragon, Black Dragon'ı öldürmeyebilirdi. Öldüremeyebilirdi. Hmm. O şekilde çarpan ejderha yerine Bronze Dragon görüp Bronze Dragon'ın cesediyle beraber camın kırıldığını, şehrin dışarıya vakumlandığını, bu sırada Black Dragon'ın şehrin bir kısmını yediğini, tamam mı, görebilirdiniz. Bu ihtimallerden bir tanesi buydu. Tamam. Bir tanesinde Bronze Dragon ölmüyordu. Black Dragon'la savaşıyordunuz. Tamam mı? Orada şehrin camını kurtarıp kurtarabiliyor musunuz? Ona bakıyorduk. Başka bir ihtimalde Coral'ı avlamaya Assassin'ler geliyordu. Tamam mı? Assassin'ler bıçağı taktıktan sonra Coral'ı ruh hapseden bir bıçakla kesip kaçmaya çalışıyorlardı. Coral'ın ruhunu alan bıçağı taşıyan kişiyi yakalamaya çalışıyorduk. Başka bir ihtimalde bu çok ilginç olabilirdi. Tanrı misafirleri illüzyonunda görünüşünde tipler padişahı öldürmeye çalışıyordu. Sizler tutuklanmaya çalışıyordunuz. Bu olaylar bambaşka bir yere gidiyordu. Öyle bir tamam şey olsaydı mı? Ben yardım ederdim. İşte bu da bu ne kadar üstümüze kalacaktı işte. Parşo benden sonra. Paladinlik yolu bu muydu yani? Onlar aynen bu olsaydı senin verdiğin parça benden sonra Coral da alınırdı yani. Onu net söyleyeyim. Başka bir ihtimalde buzar gelmedi ama gelebilirdi. Bu ilk girdiğiniz dungeon vardı ya, hani yeraltı kalesi. Orada bunlar evil deyip patlattığın bir mefit vardı. Ice mefit. Raskar. Onun biraderi gelip seni bulacaktı. Tamam mı? Sen benim yeğenimi patlatmışsın diye. Abi. Tamam mı? Ama bunu seni bulan bu mefit, orada gördüğünüz mefit gibi böyle işte yarım metre uzunluğunda değil, böyle 3,5 metre buzdan bir arkadaş olacaktı. Tamam. Ondan sonra bir tane Water Weird denen, tamam mı, suyun içinde görünmez arkadaşlar var. İsimleri Water Weird. Tamam mı? Bunlar sizin eşyalarınıza soyabilirdi. Ama soymadılar. Ondan sonra bunun gibi birkaç şey daha var. İhtimal daha var. Ama kombatsız olanı yakalamayı başardınız. Abi ozarlarla bir de yani 3 vardı ya ozarlarda. Abi fark ettiyseniz ben yüzlük atmadım. Tablodan size yüzlük attırdım. 3 neye denk geliyordu abi? Evet abi 3 neye denk geliyordu? 3'te Black Dragon geldi. Öncekinde Bronze Dragon geldi. Ben o yüzden 3 gelince çok ilginç oldu falan dedim. Tamam mı? Black Dragon gelmeden Bronze Dragon gelseydi hediye bırakacaktım mesela. Tamam mı? O zaman da düğünü görüp gelip kendi hazinesinden hediye bırakacaktı. Bu da mesela çok bir olay. Güzel bir olay olarak görülecekti. Waterplane'de yaşayan Black ve Bronze Dragon'lar var bu arada. Ben de parantez içinde söyleyeyim. Tamam mı? Ondan sonra gibi olaylar var. Nitekim şu an en kötü bu, yani atabileceğiniz en kötü ihtimal ölü Bronze Dragon'ın camları kırıp, tamam mı, Black Dragon'ın şehri yutarken Assassin'lerin Koro bıçaklayıp kaçmasıydı. Yani kötü ihtimal buydu. Sonra
gerginsin, niye terliyorsun? Acaba niye? ama tebrik ederim. Genelde böyle şeylerde iyi oluyorsunuz. Zarları bir şekilde tutturuyorsunuz. Birkaç kere daha böyle şeyler yapmıştım hatırlarsanız. Onlarda da hep böyle gidip, tamam mı, en olaysız çözeceğiniz şekillerde zarları atmıştınız. Bu sefer de böyle oldu. Nitekim düğün gününde yaşanan bütün bu olaylar Bronze Dragon'ın gelip bir Black Dragon öldürmesi, evliliğinizin sizin tanımadığınız başka kuvvetler, iyi kuvvetler tarafından da korunacağı anlamına geliyor. Hediyelerin çalınıp sonra tekrar yakalanması, sizleri gözeten kişilerin yardımıyla önünüze çıkacak bütün engelleri aşacağınız anlamına geliyor. Tamam. Bunun sonrasında da yemek veriliyor arkadaşlar. Water plane yemekleri veriliyor. Çeşitli yosun ve işte sushi vari, Japon yemekleri gibi düşünebilirsiniz bunları. Herkese bedava yemek dağıtılıyor. Yapmak istediğiniz bir şeyler var mı? İçiyorum. Ben yine şarkı çalmak istiyorum. Böyle gezinip şarkı çalacağım. Tamam. Koral'ın böyle korala yakın yakın şarkı söyleyeceğim ilk başta. Sonra uzak uzak şarkı söyleyeceğim biraz falan. Sonra geri geleceğim falan. Öyle. Tamam. Ben korala bakmak istiyorum. Koral ne durumda bu olaylardan sonra? Abi ne tepki vereceğini bilemiyor. Şunu bir atlatak diyor yani, hani şu gün bitsin, başımıza bir iş kesin gelecek diyor şu anda, tamam mı? Hatta bir noktada sana geldi Kural, tamam mı, dedi ki ya, dedi, ben sabah işte Ogri büyüsü yaptım, divination yaptım falan, tamam mı, hepsi, dedi, belirsiz çıktı, tamam mı, böyle hayır da çıkmadı, şer de çıkmadı ki, acaba ne olacaktı, ben çok gerginim falan diyor yani. Ben sana onu soracaktım, sabah ritüel yaptın mı? Yaptım işte, ben yaptım da yani böyle. Biz bunu duyuyorsak ben hafif bir sırıtacağım hani. Biz varız, ne bekliyor ki? Hani biz geldik. Bu sırada sendin padişahla konuştuğunu göreceksiniz. Tamam. Kendisiyle böyle şey, önce padişah tahterevanındaydı. Sen de aşağıdaydı, konuşuyorlardı. Sonra sen de tahterevana çıktı. Tamam mı? Böyle karşısında saygılı bir şekilde böyle bağdaş kurup konuşmaya başladılar. Sohbet etmeye başladılar. Tamam. Ondan sonra vallahi orada kim bilir ne planlar dönüyor. Devlet yıkarlar. Devlet. O beraber onlar devlet yıkarlar. Siz ne yapıyorsunuz? Koryen ölümüne içiyor. Tamam mı? Seni içtikçe gilemekle içiyor. Tamam mı? O içtikçe sen içiyorsun, tamam mı? Sen içtikçe o içiyor. Bir noktada böyle gözler dönmeye başlıyor. Ya ben patlayacak gibi oluyorsam böyle splash'e sarhoş bir şekilde gidip böyle hayatında iyi eğlenceler, mutlu geceler falan gibi saçma salak şeyler söyleyeceğim. Tam tamam söyle. O zaman padişaha böyle görüşsüz kral falan yapacağım. Tamam mı? sen diyeceğim ki beni eve yolla. Tam böyle. Tamam mı? Tam böyle patlayacak gibi olacağım dedin ya. Sen böyle görüşürüz mürüşürüz falan derken kiliyle bir müzik girdi arkaya. Tamam mı? Ama tam böyle kulüpte patlamadık yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir anda vücudun kontrolü ele alıyor. Tamam mı? Beynini şöyle çıkarıp kenara bırakıyorsun. Tamam, ve çılgınlar gibi dans etmeye başlıyorsun. Tamam. Sen dans ettikçe hemen Gilemet ayağındaki top ayakkabıları çıkarıp yanına geliyor. Tamam. Siz dans etmeye başlayınca Kuatoğlar geliyor. Böyle etrafınızda balık adamlar var. Şöyle dans eden. Tamam mı? Lizard folklar var. Şöyle yılan dansı yapan. Etrafınızda dolaşıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz bu sırada? Abi ben nasıl bir yerdeyim diye bakıyorum. Kaç yıldır burada yaşıyorum, böyle bir ortam görmedim yani. Diyorum. Parti gibi after party. Dur, şunu da ekleyeyim. Sen bu toplanan kalabalığın arasında aşağıda kalıyorsun dille. Ve sesini duyurmakta zorlanıyorsun. Tamam mı? Bunu
fark eden bir Ice Mephit geliyor. Tamam. Buzdan bir elemental gibi düşün bunu. Tamam mı? Şöyle seni tutup tamam şöyle omuzuna oturtuyor. Tamam. Onun amacında şarkı söylemeye devam ediyorsun. Evet, böyle bir yandan bahsederek falan, bir yandan da şey diye düşünüyorum. Lan ne güzel manzara buradan diye düşünüyorum. Diğerleri ne yapıyor peki? Ben Yunzez ve Drat'ı arayacağım. Yunzez ve Drat sizi buluyor. Tamam mı? Ondan sonra işte halinizi hatırınızı soracaklar. Mutlu musunuz değil misiniz onları soracaklar. Keyfimiz yerinde. Siz en son gördüğümüzde savaş alanındaydık. Siz iyi misiniz? Bir sıkıntınız yok mu? İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz falan diyorlar. Geri döndük. İşte ürünlerimizi uğurladık. Okyanusa falan diyorlar. Ondan sonra sizin gelmenize çok sevindik. İyi ki buradasınız falan diyor. Drat Hilde'nin yanına gidiyor. Bu sırada Hilde omzuna bir karga konuyor. Tamam, şöyle dönüyorsun, sen ona döndüğün gibi Tron kafatası diye bağırıyor sana. Şöyle bir olduğun yerde. Ondan sonra onunla beraber ortama böyle beyaz tenli, tamam mı, sarışın, üstünde güzel bir zırhı, tamam mı, böyle sırtında şeyi, böyle kahverengi desenli bir pelerini bir de falan birisi giriyor, bir humanoid giriyor ortama. Tamam mı? Seninle beraber şarkı söylemeye devam ediyor. Tamam. Sonra troll kafatasının senin omzuna konduğunu görünce kendisi sana doğru yaklaşıp merhaba diyecek. Ben Kairos, troll kafatasının sahibiyim. Şarkımın sonlarına doğru olayım bari. Bitireyim. Sonra bir saniye yapıyorum böyle. Sonra çalıyorum hemen hızlı hızlı. Sonra merhaba, ben de memnun oldum. Sonra bunu deyip Koryel'in tipini görüyorsun Allah aşkına. Tamam mı? Ve ikinci bir, bu sefer 25 şarkıları bir şarkılık bir club, techno, hardest, dance, mix, summer, music ever açıyorsunuz. Tamam mı? Etrafta şeyler dönüyor değil mi? Böyle dancing light'lar dönüyor ama şey, tematurji ve prestidigitation ile böyle renklendirilmiş, böyle parlayıp sönüyor falan. Aynen, böyle bir ortam. Yapmak şey için bu lizard folk falan böyle arkadan yapıyor böyle. Ondan sonra peki Kaya bu sırada ne yapıyor? Ben aslında Tamior'la ortamın da dedikodusunu bir yandan yapmak istiyorum yani. Kim ne yapıyor, kim o işte içmiş bayılmış, orada dans eden değişik tipleri falan dedikodusunu yapmak istiyorum. Onda çok müsait olduğunu düşünüyorum. Lütfen buyurun, lütfen. Tamior'cum sen ne yapıyorsun? Uygun musun dedikodu? Ben Kaya gelene kadar yanıma, şimdi bu bayağı böyle burada soylu işte zengin tüccarlar falan vardır, işte iş yapacak adamlar vardır. Benim kurduğum bir ağ vardı hatırlıyorsan, oğlumu başına koydum. Evet. Evet. Onun için adımlar atıyorum. Buradaki insanlarla tanışıp işte merhaba, işte sohbet edip falan, işte sizinle iş yapmak isteriz falan filan. Böyle bir iki kişiyi bağlarsam buraya da işte malzeme göndeririz diye düşünüyorum. Onun için çalışacağım. Olursa olur. Bilmiyorum yani. Tamam. Rilon böyle şeylerle uğraşacaktı. Sonra sen uğraşmaya başladın. Babacığım, aha, o zaman ben genç dimaların arasına karışıp başkalarıyla tanışmak isterim. Uygun mu bu? Git, gidip karıya kıza yazacak. Şeye yazsın. Yapacağı şey bu. Dur. Neydi? Kraliçe neydi padişah ya? Padişahın. Padişah. Padişahın kızımızı vardır oğlum, git bu. Hadi koçum. Kendisi dans ortamına girip, tamam mı, şöyle yerde taklalar atıp, tamam mı, kapuera-vari hareketler yaparak, bir yandan da şey, sword singing skill'lerini göstererek dansını yaparken buyur Kenan'cığım, seni gıybet toplantısına davet ediyorum. Bunu aktif şekilde yapayım yani. Başta oğlundan başlıyorum. Bir yandan içerken, ya ne olur şu çocuğu azıcık düzelt ya. Bunlar nasıl hareketler? Sen bu çocuğu çok boş bırakmışsın. Şimdi bak, sana anlatayım.
Tamam mı? Şöyle doğayı düşün. Tamam mı? Orada bir ibibip kuşu var. Biliyor musun onu? Hatırlarsın. Böyle eşini tavlamak için böyle kabartır kendini dağ sener. Aynı işte bak. Görüyorsun değil mi? İbibip kuşuyla aynı. Eş bulma. Seremonisinde. Bu sırada ben oğlu böyle yerde dönerken üzerine böyle alkol döküp falan diye bağırıyorum. Abi ben Koreli'yle şu durumunu görünce şey yapıyorum. Koral. Bir dokunur musun? Bir şey yap. Sen iyi bir şeyler yaparsın diyorum. Eğlensin dedi ya. Ne var? Sen niye eğlenmiyorsun şimdi? Gel dans edelim dedi. O olur. Olur. Çok gel, yetenekli olmadığın bir alan olunca gergin oldum. Gel dedi gel. Böyle Koreyel kadar sapıtmasanız da böyle hafif eğlenerek, tamam mı? Oğlumdan sonra kimde sıra? Böyle ara böyle duygusal konuşmalar yaparak, hadi. Tamam mı? Böyle zarif danslar yapıyorsunuz. Ama siz böyle orada böyle bir çift kuğu gibi, tamam mı? Takılırken siz orada yanında böyle Koreyel var, tamam mı? Rilion var, dönüyor. Tamam mı? Etrafında döndüğünü zannederek, tamam mı? Oğlumdan sıkıyor şöyle. Falan yani. İnanılmaz. Abi çok aklıma şey geldi ya böyle MMORPG'lerde online oyunlarda falan böyle biri zıplayınca herkes zıplamaya başlar ya. Böyle hani, fucking jump. Herkes sıçrıyor. Ay. Evet. Evet ki. Başka bir şey yapalım. Bunu da ben sende bakıyorum ya. Kim cevap. Nerede o? Ha ben aynen sen. Aynen. Sence bir şansı var mı diyorum. Kim sen padişah mı? Göstererek. Sen padişah yürüyor ya. Ben çekirdeğimi de alarak. Sence şansı var mı? Kim padişah sende? Sen yok de. Ya. Hı-hı. Onların egoları birbirleriyle çarpışır. Big Bang olur. Sonra kubbe yıkılır falan diyorum ama. Ben öyle çok içmiyorum sarhoş olacak kadar. Ben onu içiyorum. Raskar ne yapıyor bu arada? Tamam. Bir de ona bakacağım. Raskar sen bir şey yapıyordun. Şimdi ben kaskımı takmıyordum bütün bu olaylar boyunca. Hala takmayacağım. Ama üstümdeki tacımı çıkarıp kafama geçiriyorum. Ve bu taçtan bir comprehend languages büyüsü atıyorum. Evet. Etrafta konuşulan bütün dilleri anlaya anlaya böyle gezineceğim etrafta. Ya bak işte ne güzel evlendiler. Tamam mı? Bilmem ne. Ondan sonra çok iyi oldu. Tamam mı? Sen Splash'in yaptığı şeyleri duydun mu? Tamam. Ondan sonra işte kendisine full yetki verilmiş. Bir sürü mekan basmış. Kaltist yakalamış. Adam kesmiş. Falan. Tamam mı? Ondan sonra iki tane kılıcı varmış falan. Böyle şeyler konuşuyor. Abi öncelikle anladığın şey şu. Splash tamam mı? Şehirde Inquisition olarak çalışmış. Tamam mı? Buna yetkiyi vermişler. Bu da Inquisition'u kurmuş. Yanına adamlarını almış. Tamam mı? Kapı kapı tamam mı? Böyle mekan mekan dolaşıp yerleri basıp kaltist almışlar. Tamam mı? Öncelikle anladığın aynı şey bu. Yani siz oynarken tamam mı? O da aslında burada bir campaign oynamış yani. Ondan sonra ki eğlenceli de bir campaign olurdu. Böyle bir ne denir ona? Off bir şey çekmek dizilere ne olur? Spin-off. Off spin diyecektim ne alaka ya. Böyle bir şey. Elemental Plane of Water spin-off'u şey olabilir yani. İlginç olabilir. Neyse. Böyle millet şey yapıyor oğlum ejderha falan diyorlar. Bir sürü dilleri konuşuyor. Tamam mı? Ondan sonra çeşitli başka yerlerden gelen şeyler, cinler gördüm. Tamam mı? Ondan sonra böyle işte su cinleri. Ondan sonra su ve hava cinleri var burada genel olarak. Ondan sonra ateş ve toprak buraları pek şey yapmıyor. Onların kendi aralarında konuştukları şeyleri gördüm. Tamam mı? Padişahın hediyeleri çok konuşuldu. Tamam mı?
Ondan sonra sizden bahsediyorlar. Tamam mı? Ondan sonra işte bunlar kimmiş? Arkadaşlarıymış. Hangi arkadaşlarıymış? Şu kuleye beraber girdikleri arkadaşlarıymış. Tamam mı? Ondan sonra bunlar neciymiş ki? Bilmem neymiş ki? Tamam mı? Ondan sonra iyiler mi acaba? Kötüler mi? Ne yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Tamam mı? Şuradaki işte çocuk yakışıklıymış benim kızım olsam. Ondan sonra bilmem ne falan. Ondan sonra şu ortadaki hayvana bak hayvana diye Koreyeli gösteriyorlar. Tamam mı? İçince sapıt da ayı olayı falan diyorlar. Dikkat etmek istediğim mesela kabus gördüm diyen insanlar var mı? Abi onu ya... bugün konuşmuyorlar burada. Yani normalde normal bir günde gitsen evet olacaktı. Tamam mı? Çünkü herkes biliyor. Tamam mı? Ama bugün kimse bu konuları konuşmak istemiyor. Çünkü bedava yemek var. Bedava alkol var. Bedava müzik var. Tamam mı? Dans, eğlence. Tamam mı? Sınırsız hizmet. O zaman halinden memnuniyetsiz olup etrafta böyle nasıl diyeyim? Splash'e zarar verebilecek tipler var mı? Çünkü büyük bir şehrin büyük bir inquisition'ını yönetmiş ve yani şu anda öyle kabak gibi ortada. Etrafta böyle tiplere bakıyorsun, tamam mı? Yani tabii ki böyle asık suratlı tipler var. Tamam mı? Tabii ki böyle atırsızına benzeyen tipler var. Tamam mı? Tabii ki var. Ama bunlar her yerde olur. Hepsi Splash'e zarar verecek mi? Bilmiyorum. Bundan nasıl emin olabilirsin? Anladım. Ama gözlerini bir üstlerine dikiyorsun. Ne olur ne olmaz. Bizimkilerin yanına gidiyorum. Rasgar böyle bir işi dolandıktan sonra gel diye laf atacaktım. İyi oldu. Gel gel. Ben de tam diyecek. Lordum. Tacını görünce böyle şey yapıyorum. Yani lordum şey diyorum. Gülüyorum yani. Dürtükleyip gülüyorum bak takmış diye. Tamıyor bana. Söyleyeceğim. Elf dilinde bir şey söylesene. Ne? Elf dilinde bir şey söylesene. Sayıyor. Yavşak bu işte. Elf oldu. Elf oldu kalktı falan. Lord oldu falan diye böyle sayıyor. Onların da bin katı sana diyorum böyle sonra. Kamunda. Sen ne zaman öğrendin elfçe diye. Ben öğrenmedim. İşte bu çalışıyor. İyi gelin. Ne yapıyorsun? Konuşun siz. En son bir sahne göstereceğim. Sizin muhabbetinizden sonra. Şey yapmadım. Yunzaz'la Drat'ı buldum. Onlar beni buldu daha doğrusu. İyilermiş. Biraz onlarla takıldım. Sonra etrafı gezdim. Tekinsiz tip var mı diye baktım. Çok, hani olağan dışı bir şey yok. Artık eğlenmeye başlasam mı? Hadi git eğlen hadi sen. Ben Raskar'la bir şey konuşacağım. Ben bunu Raskar'a söylüyorum. Hani sürekli etrafı kontrol etmesen de biraz eğlenmeye başlasam. Yani Kaya ben iyiyim. Sen istiyorsan gidip kendine bir koca bul. Böyle Demon Lord'lara falan şey yapacağını. Ay. Niye saldın şu anda? Şimdi Demon Lord dedin de yani babam da hani. Senin şey eskilerinden gönderirsin. Oo. Senin kocalarından gönderirsin diyorum. Oo. Ve sonra eğlenmeye Koreyerlerin yanına gidiyorum. Kılıçlar çekildi bu bir düello. Gerçekten. Ve ortama Kaya giriyor. Kaya patlıyor musun? Patlıyorum. Kaya patlıyor. Tamam mı? Kaya patlıyor. Ben de ağzıma döktüyorum şeye Koreyere. Bağırıyorum ya. Jilet prensesi oha falan diye bağırıyorum ya. Gilemet çantasından bir tane şişe çıkardı. Bunu iç Koreyer bunu iç dedi. İçiyorum. Tamam çaktım. Kaya sana da verdi. Çak çak dedi. İkisi de zehirlenip öldü. Abi düşük oranda zekiri verdi. Tamam mı? Ayağınız yerden kesiliyor gibi hissediyorsunuz. Renkli görmeye başladık galiba. Tamam mı? Etraf şöyle dönmeye başladı. Tamam mı? Ama başınız dönüyor değil. Yani karşınıza sandalye var. Sandalye şöyle dönüyor gibi gözükmeye başladı. Abi çok feci yani. Çok Splash. Aslında bu, oğlum ben şu topladığım mantarlar vardı ya uyutan kafayı falan. Bütün partiye dağıtma. Abi böyle hani tam
Eğlenmek okey ama eğlenmenin dışında artık kontrolden çmaya başladıkları zaman hani şey yapacağım artık. Müdahale. Yok öyle öyle bir taşkınlık sergilemiyorlar. Kendi içlerinde eğleniyorlar. Şu okay, şu tamam. Şu Koryel'in tipine bakabilir misin? Bundan ne zarar gelebilir ya? Şuna bakar mısın ya? Abi ben en son gördüğümde bir tane boynuzu yoktu, ben bilmiyorum yani. Acaba kırılır mı lan? Neyse şimdi denemeyeceğim. Şey Raskar'cığım, sabahtan beri soruyorsun ya hani sende ne var sende ne var diye. Hı-hı. Hadi sana söyleyeyim. Söylemeyecektim, sürpriz olsun şey yapacaktım evet, da. Nereden anladın lan? Oğlum o bugün yaptığın büyüyü ben ta şeyden beri yapıyorum. O ilk girdiğimiz yer altındaki mağaradan beri yapıyorum. Aa, güzel büyümüş ama. Başka da kimse yapmıyor yani. Bayağı gösteriyor bayağı. Bayağı hoşuma gitti. Yapayım mı? Şaka bir yana. Yapayım mı falan dedim şöyle de. Sonra durdum. Şaka bir yana. Bu bir haftalık gezi bayağı değişikliklere neden oldu. Ben de bayağı şey değiştirdi. Yemin ettirdiler mi sana? Yok, bizim öyle çalışmıyor. Havuza girdim. Ya birinin yolundan yürümeye yemin ettim teknik olarak. Yani. Vallahi tanıyor. Çok sevindim. Yani ilk tanıştığımızda elinde iki tane kılıç. Aa, bu taraftan gitmişler diyen bir Ranger'dın. Şimdi bu taraftan gideceğiz diyerek Tanrı'nın yolunu gösteren bir paladin. Umarım ışığı her zaman buluruz ve gösterebiliriz herkese. Umarım. Yalnız benden bir ya ben sana tavsiye verecek durumda kesinlikle değilim. Ama yani yol gösterdiğin zaman insanların takip etmemesine hazır ol yani. Benim amacım ışığı korumak. Karanlığın karşısında ışık olmak. Kimin ne yapacağına karışmak değil. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bir farkımız da o. Senin uyman gereken bazı kurallar var. Benim korumam gereken dengeler var yine. Ama iyi tarafta olduğumu bil. Korumak dedin mi zaten ben de anladım. Sağlığını kaldırıyorum bir tane. Bak Koryel'in ve Keyan'ın bu masada bıraktığı içki vardır bir sürü. Zeyirli. İlerden ses etti. Tamam mı? Ondan sonra Riluan şey aldı. Bir tane şey. Şiş aldı. Tamam mı? Şerefe diye size sesleniyor. Bütün gruba şey yapıyor yani. Tamam mı? Ondan sonra sen dur ben de geleceğim falan dedi. O sırada şeyden padişahın yanından iniyordu. Tamam mı? Ondan sonra Gilemet gittiği yerden bir şey aldı. Gilemet böyle sende doğru gidiyordu. İçki vermek için. Tamam mı? Şöyle yalpalayarak giderken sende doğru. Tamam mı? Ve hepiniz böyle işte kadeh kaldırmışken. Tamam. Ortamda işte gardlar olduğunu falan söylemiştim. Hani etrafı koruyan, bakan, eden falan gardlar var. Sent böyle şey Gilemet'e doğru ilerlerken geliyorum falan. İşte hemen oradayım. Falan derken böyle cübbesinin eteğine falan dikkat ederek. İki tane guard. Tamam. Triton gibi gözüken iki guard bunlar. İki tane guardın üstünden bir böyle toz bulutu iniyor aşağıya doğru. Tamam. Toz bulutları inerken guardlardan bir tanesinin üstünden inen toz bulutunun arasından böyle soğuk tamam mı beyaz bir rey çıkıyor. Tamam. Sen de arkasından vuruyor. Tamam. Diğer guard tamam mı? Üstünden aşağıya doğru inen toz bulutlarının arasından tamam böyle kalın tamam mı? Siyah obsidian tamam bir kılıcı
Tamam, sendin şöyle arkasından sokup, gövdesinin arkasından sokup önünden çıkarıyor. Tamam, aynen böyle baka kalıyorsunuz. Dumanların, toz bulutunun arkasından reyi atanın arkasından bir böyle üstünde siyah gecelik olan, tam cübbe değil, gecelik olan, tamam mı? Böyle acayip sıska, başında bir taç olan, tam elinde ucunda kırmızı taşlı bir wand olan, diğer elinde ucunda kırmızı taşlı bir staff olan bir lich çıkıyor. Tamam. Diğerinin arkasın, diğer toz bulutunun arkasından tam böyle şişman bir insan çıkıyor, tamam mı? Böyle kendi ama acayip obez. Şişmandan kastım şey, vücudunda deformity yaratacak kadar, tamam mı? Değişiklik yaratacak kadar hayvan gibi obez, tamam mı? Kendi boyutuna göre bir full plate giymiş, pasta bir full plate giymiş bir insan tip çıkıyor, tamam mı? Ondan sonra Ray çarpıyor, kılıcı sokuyor, tamam mı? Send, bu da sana girsin diyor şişman olan. Tamam. Sonra ikisi beraber ortadan kaybolurken, daha ek turları bitmeden, çünkü surprise round oynuyorum, tamam, çat diye giderken geride kalan tek ses Lich'in o karanlık kahkahaları oluyor. Send yere düşüyor. Abi yani... Ortamı bir ölüm sessizliği. Hakim. Koşup bir şey yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Devam edeceksek... Şimdi verelim tabii. Çok kısa. Zaten şöyle 10 dakikamız falan var. 10 dakika sonra bitireceğim yani. O zaman mola vermeyelim. Mola vermeyip devam edelim. Güzel bir arkadaşlar. Bir anda düşebilirim, haberiniz olsun o zaman. Tamam. Ne oldu? Sen çık. Şey internet, şey ya, şarj, telefon mu? Ha, ben de sana mi? Bir şey oldu zannettim. Şuna de. Şuna bağlı da. Değil. Ha tamam. Tamam. Çok çok az kaldı ya. Arkadaşlar senin başına doğru koşuyorsunuz. Gövdesinde bir delik var. Tamam, et, kan akıyor yere. Şu an bir kan gölünün ortasında kendisi duruyor. Abi, bir şey tamam, soracağım. O kılıç, Iris'in ruhunu çalan kılıçla aynı mıydı? Yok. O öbürü simsiyahtı. Bu böyle siyah camdan yapılmış gibi gözüküyor. Öbürü metaldi, bu cam. Böyle düşün. Ha. Abi yani Koral'a sesleniyorum, diyor ki ölmesine izin verme. Zaten böyle bir sürü kişi koşuyor. Tam birileri çığlık atıyor falan, bir şeyler oluyor. Padişah ayağa kalkıyor falan. Bir anda herkes bir tepki almaya çalışıyor. Şimdi sırayla soracağım. Raskar ne yapıyorsun? Şey, büyü atıyorum. Hemen hangi büyüyü attığımı da söyleyeyim. Şu anda bir önceki tur oldu değil mi? Evet. Revivify atıyorum. Revivify atıyorsun. Büyünü yapıyorsun. Kendisi kalkmıyor. Splash ne yapıyorsun? Koral'a diyorsun ki ölmesine izin verme. Evet. Tamam mı? Revivify atıyor. Abi o Revivify da... değil de farklı bir şey atabilir Koral. Ne atsın? Dur bakıyorum şu an. Hemen ne tamam. Atabiliyor diye. Bir seç. Bir saniye bekleteceğim. Resurrection atıyor abi. Kendisi Resurrection action mı kesti? Action olması lazım. Hemen kontrol ediyorum. Bir saat casting time. Evet. İstiyorsan başla şimdi keselim. Yani şey diyorum o zaman. O yardım edebilir, o yapabilir diyorum. Koral'ı gösteriyorum. Koral yapmaya başlıyor abi. Koral şeyin senin başına çöküp büyü yapmaya başlayacak. Evet. Koray, ne yapıyorsun abi? Etraf dönüyor. Kafan iyi. Tamam mı? Sen dans ediyordun, sen geliyordun, kare kaldırıyordun, sonra büyü geldi, kılıç geldi. Ya ben ne kadar algılayabiliyorum şu anda etrafında olanları yani? Şey, etrafta bir koşuşturma var, tamam mı?
böyle şey, birileri sana çarparak geçti falan, böyle bir şey oldu zaten. Tamam mı? Sen böyle yalpalarken ondan sonra granat seni tutuyor. Tamam mı? Eğer sen bir şey yapmayacaksan, zorlamayacaksan seni kenarda oturmaya getirir. Ya muhtemelen bu kafayla olayları çok anlayamayacağım. Bilemede şey oluyorum, ne oluyor, bir şey mi oluyor falan yapıyorum. Böyle büyü yapar gibi. Sen de saldırdılar diyor. Beyaz bir büyü. Beyaz soğuk büyü diyor. Ne bu falan diye sana anlatmaya çalışıyor. Kendi algılayabildiği kadarıyla. Hilire ne yapıyorsun? Greater Restoration deneyeceğim ben de. Şimdi öncelikle Greater Restoration'da Greater Restoration attın. Kendisinin üzerinden bazı efektler kalkıyor. Ama Sand ayağa kalkmıyor. Tamam. Yani Exhaustion düşürüyor. Exhaustion yenişti, o gitti. Tamam mı? Hit point maksimumu düzeltiyor. Hit point maksimumu düşmüştü, o gitti. Ama Sand'i geri getirmedi bunlar. Tamam. Tamıyorum, ne yapıyorsun? Move curse basıyorum abi. Remove curse basıyorsun. Üzerinden bir curse kalkıyor gerçekten. Greater Restoration'da da kalktı. Tamam mı? Remove sen de basıyorsun. Üzerinden curse'ler kalkıyor. Ama sen de ayağa kalkmıyor. Peki Leonard, bir şey bakacağım da. Reaction ya bonus action'sa bir de onu basacağım. Bir turda iki büyük basamamış. Leonance abi. Leonance değil. Leonance atabilirsin. O zaman Leonance atıyorum bir de. Remove Curse'dan sonra. 90'da harcıyorum. Leonance action değil miydi? Leonance action, büyü de action. O zaman ben Curse'ü kaldırıyorum abi. Tamam. Curse'ü kaldırıyorsun. Bu sırada padişah geliyor. Orada bütün Curse'leri kalkıyor. All Curses diyor. Aynen. Yani ne varsa üzerinde her şey kalktı şu anda. Aynen. Curse'leri kalkıyor. Yediği curse varsa kalkıyor. Padişah geliyor. Tamam mı? Ondan sonra şöyle bu üstünde akan sıvı var falan dedim ya. Tamam mı? Şöyle ağzından içeriye, tamam mı? Bu mürekkep gibi şeyden sıçratıyor şöyle. Sen. Tamam mı? Ondan sonra sen şöyle bir nefes alıyor, tamam mı? Fakat nefes aldığı gibi almış olduğu nefesle beraber böyle gözleri yukarıya doğru kayıp yerde titremeye başlıyor. İstiyorsanız bir religion, arkana böyle bir şeyler atıp olay hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışabiliriz hatta. Religion'a. Ben iki tane mi atacağım? Aynen. 24 bin. Ben de bir arkana atıp bu halimle bu hangi büyü şey yapabilir miyim? Tabii ki. Abi Coral için söylüyorum 17. Hı-hı. Ben bir attım ama lucky özelliğim var, o yüzden tekrar atıyorum. Haberiniz tamam olsun. Okey. 23 attım ben arkamı. Religion attım ben, 27. Sipteş için söylüyorum 13 arkanı. Tamam. Arkadaşlar. Öncelikle arkanı atanlar için söylüyorum. Senden ilk yediği şey Ray halinde, tamam mı? Single target atılmış bir anti-magic field'di. Tamam. Birisi anti-magic field attı. Sadece sendi kaplayan. Tamam mı? O yüzden reaction'ıyla falan bir şey veremedi. Tamam mı? Büyü yapamadı. Tamam. Sonra bir kılıç girdi. Tamam. Şimdi kılıç girdikten sonra
Artık ne olduysa üzerinden curse kaldırdınız. Hit point maksimumu düşmüştü, onu düzelttiniz. Tamam mı? Exhaustion yemişti, onu geri getirdiniz. Padişah kendisinden, kendi kudretinden verip iyileştirmeye çalıştı. Tamam mı? Ondan sonra fakat daha doğrusu canlandırmaya çalıştı. Fakat geri kalkmadı. Tamam mı? O yüzden vücudu böyle bir titreyip garip tepki veriyor. Tamam, bu titreyip tekrar duracak. Tamam. Ondan sonra sen böyle titreyip durduktan sonra padişah size dönecek. Ve hepinizin aklında olan, hepinizin aklına belki de gelmiş olan şeyi söyleyecek. Ruhunu almışlar dedi. Nasıl? Bizi peşlerinden gönderebilir misin? Ben bu beyefendiyi sarayıma götürüyorum. Bir dakika, bu dediğin için şuna bakman lazım. Ona bir dakika ver. Ben yapacağım işi yapayım mı Ali Can? Yap. Sen onu yaparken. Okay. Ben böyle başından kalktım, kürsü kaldırdıktan sonra. Şöyle durdum, giyinseniz iyi olur dedim. Göğsümdeki kolyeye şöyle iki kere dokundum. Ve kolyeden, tamam, dışarıya çıkan böyle mavi, sarı, müş rengi, sıvı gibi şeyler vücudumu böyle sarmalayıp sonra katılaşıyor ve zırhım, yeni zırhım ortaya çıkıyor. Dur, onu da bulayım da resmini koymuştum. Koyayım ekrana. Sonra da hadi gidelim. Sıraskar, sen dedin ki bizi peşlerinden gönderebilir misin? Tamam. Şöyle hepinizin üzerine şöyle kolundaki mürekkepten sıçratıyor. Tamam. Mürekkepler vücudunuza değdiği zaman böyle havada izler görüyorsunuz. Görmeye başlıyorsunuz. Böyle büyülü büyülü parlayan, tam da mavi mavi izler görüyorsunuz. Kendilerinin atmış olduğu teleportun izleri bunlar. Tamam. Aranızda plane shift atabilen var mı? Yok. Sen de olsa atardın. Koral'da var da. Yani. Sen veya Koral, tamam, biz de gidelim derlerse padişah hayır diyecek. Tamam mı? Adam akıllı, evinizde oturuyorsunuz falan diyecek size kızarak. Tamam mı? Kendisi de bu beyefendiyi alıp kendi sarayına başına başka bir iş gelmemesi için götürecek. Kaya vardı galiba demiş en kahraman. Kaya da var mıydı? Kaya detect portal atıyordu. Zaten şöyle. Yunzez ile Drat. Zaten plane shift 7'de de oldu. Ranger'lar 5'e kadar kesti dediler. O yüzden Kaya atamıyor. Yanınıza, tamam mı, plane shift atabilen ve size yardım etmek isteyen bir cengaver gelecek. Tamam mı? Bu cengaver de Riluan Liadon'un ta kendisi arkadaşlar. Bahlanıyorum. Tamam mı? Hadi gidelim dedi. Şöyle kılıcını çekerken. Tamam mı? Ve session'ımız burada bitiyor. Hafta yine herhangi bir yerin herhangi bir katını dağıtırken artık sayıların ve isimlerin hiçbir anlamı kalmadı. Ben biliyordum yakında geleceğini. Bu bak, sizin yakından bir arkadaşınız. Birkaç session'dır aklımda bunlar. Net gelecekler falan diye çok erken geldi. Lich geldi Lich. İşte Lich geldi. Bu şey bir liç miydi ya? Bizim demir liç olma ritüelini durdurduğumuz liç değil mi? Arkadaşlar, iyi, bunu da anlatayım en son. Siz zamanında, bu da yine şeyden, Hille'nin bulmuş olduğu şeylerden, True Name'le öğrenmiş olduğu geçmişinizden. Bu arkadaş demir liç olmaya çalışırken, tamam mı, ritüeliniz sizin basıp durdurduğunuz bir liç. Tamam. Kendisi bir Orkus kaltisti. Tamam mı? Kendisi bir klerik. Orkus kleriği. Klerikten liç olmuş. Tamam.
Kendisinin bir miktar wizard bilgisi var. Yanındaki bu arkadaşın knight'ı. Tamam. Yanındaki arkadaş willing deformity'li. Ondan sonra yani şey çok ağır obez. Tamam mı? Yamyam. Ondan sonra vücut ağırlığı, o adamın vücut ağırlığı 400 kilo falan. Tamam, o yüzden böyle kalın falan bir tane kılıç taşıyor. Tamam, acayip güçlü bir herif. Ondan sonra kılıcının çok acı çektirdiğini biliyorsunuz. Ondan sonra hatırlıyorsunuz daha doğrusu. Lich'in mekanını bu ritüellerden bilmem neden biz anlamayız, bize yardımcı ol diye Sent'le basmıştınız. Tamam mı? Ondan sonra ritüelin nasıl durduracağını Sent çözmüştü. Tamam. Siz bu Knight'ı oyalarken Sent bir şeyler yapıp böyle yok şeyi bozmuştu falan. Tamam mı? İşte o gün geldi çattı. Abi şeyler son olarak gitmeden önce Coral 3 kişiye Death Ward alacak. Ha tamam. Kime? Aranızdan seçin. Ben bilmiyorum. Tamam. Seçilen 3 kişi Death Ward alır. Ben atarım kendimi. Herhalde tanıyordu atar. Böyle bir büyüğüm var mı? Yok yani. Şey söyleyeyim. Koryel. Sen böyle hala böyle sallanırken falan, tamam mı lan ne oluyor falan, büyü işte Ray Single, tamam mı, Antimagic falan diye böyle bir şeyler söylerken, tamam mı, Gilemet sana şöyle kızgın bir şekilde değil, seni uyandırmak için bir tokat atacak şöyle, tamam mı, böyle bir tokat yiyeceksin ve bütün sarhoşluğun şöyle yüzünden sökülecek, tamam mı, böyle çat diye koydu yani. Ondan sonra kendine geldin mi tatlım dedi, sonra yanağını severek şöyle vurdu bir yanağını severek. İyi misin tatlı falan diyecek. Oturduğum yerden fırlayıp şey yapacağım. Üzerimi çıkarıp, burada üzerimi çıkarıp direkt robu falan giyiyorum ben. Tamam. Sonraki session Planeship'le beraberiz güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu akşamki yayın için, oyun için Ali Can'a teşekkür ediyoruz. Bize konuk olduğu için evet. Cihangir'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür güzel ederim. Oyundu. Keyifli oyundu. Böyle evet. Değişik evet, şeyler abi. Görmek de güzel oldu. İşte düğündür, şeydir falan filan. Değil mi? Evet, evet. Bence güzel oldu. Böyle şey diyeyim mi ya, böyle dizilerde hani işte Christmas special falan yapıyorlar ya böyle hani. Ben bir bölüm oldu. Ne filler ama. Bayağı. Ağır ama. Hiç filler gibi ise ya. Filler gibi başladı, sonra kesinlikle öyle hissettirmedi yani. Yok ya filler. Böyle uzun uzun böyle bütün hani oraya kadar görülmüş bütün karakterlerin böyle ufak bir cameo yaptı falan hani. Ben şey, film olmasını istiyordum ama işte yani. Ya şöyle mesela Splash ve Coral için filler gibi düşünün. Tamam mı? Onlar için de filler olmayabilir. Onlar için de hayat değiştiren bir tecrübe haline gelebilirdi. Neyse ki öyle olmadı. Aynen. Böyle. Evet, hayırlı olsun. Evet, tabii bu... hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bir yastıkta kocayın inşallah. İnşallah. Savaşta görüşürüz. Evet, o zaman arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.